Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir flow yapacağız beraber. Bu flow ile aktif olan bütün accountların sayısını bulacağız. Yani bu flow'u çalıştırdığımız zaman kaç tane aktif account varsa onun sayısını sistemde görmüş olacağız. İsminden gördüğünüz gibi screen flow yapacağız. Bu ScreenFlow sayesinde biz kaç tane aktif account varsa onun sayısını ekranda görmüş olacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Setup'tan Quick Find'dan Flow yazıyoruz, biliyorsunuz. Flow'ları açtıktan sonra yeni bir flow oluşturuyoruz ve çıkan pencereden ScreenFlow'u seçiyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Öncelikle şöyle yapalım. Biz bütün aktif accountları bulalım öncelikle. Kaç tane aktif account var onları bulalım. Sayısını değil de accountları liste şeklinde alalım. O yüzden yeni bir element ekliyorum. Bu elementim get records olması gerekiyor. Aşağı doğru eğer kayarsanız Get Records kısmını göreceksiniz. Biz buradan bütün aktif rekordları yani aktif accountları alabiliyoruz. Get Records'a tıklayalım arkadaşlar. Bunun adını Get Active Accounts şeklinde koyabilirsiniz. Bu verdiğiniz isimler önemli. Neyi tanımladığınızı iyi yazmanız gerekiyor. Burada yazdığınız label sizin hedefinizi tam olarak tanımlaması gerekiyor ki daha sonra bunları kullanırken neyi ifade ettiğini bilesiniz. O yüzden get active account şeklinde yazdım. Hatta şöyle bile yazabilirsiniz. Get list of all active accounts şeklinde yazarsanız daha isabetli olur. Bu şekilde. Şimdi hangi objekten biz record almak istiyoruz onu seçelim. Dediğim gibi hedefimiz account olduğu için account'u seçiyorum. Bir şartımız var mı? Ona geldi. Sıra ona geldi. Şartımız varsa onu yazmamız gerekiyor. Şartım benim şu. Hepsinin aktif olması gerekiyor. Çünkü biz aktif account'ları bulmaya çalışıyoruz. O yüzden aktif field'inin neye eşit olması gerekiyor? Yes. Aktif eğer bakarsanız aktif field'i var. Hemen bakalım beraber arkadaşlar. Aktif field bir pick list olması gerekiyor. Account yazalım. Pick list olması gerekiyor. O yüzden pick list'in içindeki seçeneklere bakmak lazım. Yeni bir account oluştururken aktif evet, aşağı doğru geldiğiniz zaman aktif pick listini görüyorsunuz. İçinde yes ve no var. Başka bir seçenek yok. Aktif olmasını istiyorsanız bunun yes seçeneğine eşit olması gerekiyor. Bu şekilde biz rekordları alabiliyoruz. Aşağı doğru bakarsanız sıralama diyor. Benim için çok önemli değil. O yüzden bunu not sorted diyorum. Sıralamaya gerek yok. Only the first record diyor. Hayır, biz İşte burada only the first record dediği zaman eğer siz yani belli bir rekordu hedefliyorsanız belki o zaman sorting ile alakalı bir işlem yaparsınız. Yani A'dan Z'ye mi birinci rekord yoksa Z'den A'ya mı birinci rekord? O zaman sorting işe yarıyor ama ben hepsini almak istediğim için sorting yapmıyorum. Yani sıralama yapmıyorum. All records diyor. Hepsini alıyoruz. Daha sonra burada hiçbir şey seçmeye gerek yok. Otomatikli store olsun. Filtre her şeyi. Done diyorum. Şu anda biz bütün rekordları almış olduk arkadaşlar. İkinci olarak biz bunların sayısını bir şeye eşitlememiz lazım. O yüzden bir assignment yapmamız gerekiyor. Bütün rekordları aldıktan sonra sıra bir assignment'a geliyor. Assignment yaparken bir elemente ihtiyacınız var. Onu buradan direkt assignment yaparken de kurabiliyorsunuz. Add element diyelim. Bir variable'a ihtiyacımız var. Onu söylüyorum. Logic'ten assignment'a geliyoruz. Ve burada ne diyoruz? Assign. Şöyle diyelim. Assign
number of accounts, the number of all accounts diyelim. To a variable. Bir variable oluşturmamız lazım. Bu variable'a bütün hepsini assign etmemiz gerekiyor. Assign derken plus equal vardı Apex'te, eğer hatırlarsanız. Biz onu burada yapacağız. Plus equal manasına gelen bir ifade var. Öncelikle bir variable oluşturmamız gerekiyor. Şu anda benim bir variable'ım yok. Bir variable oluşturmak istiyorum. Görüyorsunuz. New resource'dan variable diyorum. Adına şöyle API name olduğu için boşluk bırakmayın. Number of active accounts diyorum. Daha sonra data type diyor. Ne olsun? Text mi olsun? Record mu olsun? Number mı olsun? Tabii ki number olacak. Çünkü bana kaç tane active account var onu bulmaya çalışıyorum. O yüzden number diyorum. Allow multiple values'u gerek yok. Collection olmasın. Tek olsun. Bana tek bir sonuç lazım. Decimal place'e gerek yok. Sıfır olsun. Çünkü hani currency falan değil. Available output input çok da gerek yok. Done diyorum. Başka bir yerde kullanmayacağım. Bunları seçmiyorum. Burada done diyorum. Bir variable oluşmuş olduk. Şimdi bu variable'a biz bütün account'ları listeden alıp tek tek bunun içine eklememiz gerekiyor. Ya size gibi düşünün. Bir listenin size'ını bulur gibi düşünün. Orada kullanacağınız operator şu arkadaşlar. Equals count. Yani tek tek sayıp onu buraya ekliyor. Plus equal gibi ya da size gibi düşünün. Plus equal one yapıyorduk. Tek tek sayarak içine koyuyor. Burada equals count diyoruz. Bunu kullanıyoruz. Value. Biz bu hangi listenin içindeki rekordları saymak istiyoruz? Tabii ki biraz önce oluşturduğumuz liste. Burada görüyorsunuz. Accounts from get list of all active accounts. Bu listeyi oluşturmuştuk beraber. Oradan tek tek almak istiyorum. Şu anda bir assignment yaptım. Bu listenin içindeki bütün rekordları sayıyor. Ve onları bu bizim oluşturduğumuz variable'a eşitliyor arkadaşlar. Şimdi done diyelim. Assignment da yaptık. Şimdi en son olarak listemizi aldık. İçindeki rekordları saydık. Onu bir variable'a eşitledik. Şimdi bir screen oluşturarak bu elde ettiğimiz sayıyı screen'de, yani ekranda göstermemiz gerekiyor. Buna screen A diyelim ya da farklı bir isim verebilirsiniz. Çok işe yaramıyor. İstediğiniz bir ismi verin. Ben bu şekilde bir isim veriyorum. Farklı isimleri de kullanabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz yazıları yazabilirsiniz. Şöyle diyelim. Önce bir display text alalım. Bir text koyalım şuraya. Buna şöyle şöyle ne diyelim? Mesaj diyelim, yani ya da display mesaj ne bir isim verelim buna. Şimdi biz burada o elde ettiğimiz variable'ı gösterebiliyoruz. Ekranda gösterebiliyorsunuz. Diğer inputlara ihtiyacınız yok. Çünkü biz sadece bir sonuç göstermek istiyoruz. O yüzden display text'i kullanmanız faydalı. Başka bir şey kullanamazsınız zaten. Diğerleri hepsi input. Değer koymanız gerekiyor. Biz burada değer koymuyoruz. Şimdi isterseniz şöyle diyelim. The number of active accounts şeklinde bir mesaj yazalım. İki nokta üst üste koyalım ve buraya biz elde ettiğimiz o variable'ı, hani toplamıştık, bir variable'a eşitlemiştik. O değişkeni burada gösterelim. Insert a resource diyor. Buradan variable'ı bulalım. Bizim variable burada görüyorsunuz. Variables. Number of active accounts. Bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Biraz hani renklendirme yapmak isterseniz şu şekilde diyelim ki böyle kırmızı gibi göstermek istiyorsunuz ya da hadi mavi olsun. Şu şekilde olsun. Kalın olsun diyorsanız bu şekilde gösterebilirsiniz. Done diyelim. Olmadı. Tekrar yapalım. Şöyle bir mavi seçiyorum. Buna done diyorum. Görüyorsunuz mavi gibi oldu. The number of active accounts şeklinde bir mesaj almış olacağız arkadaşlar. İsterseniz bunu italik yapalım. Şurada italik var. Yan yatırın. Bu şekilde belirtmiş olduk. Şimdi done diyelim. Screen'i de yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu save yapıp run yapabiliriz.
Flow label diyor. Flow'a bir isim vermeniz gerekiyor. Şöyle diyelim, a flow gets all the, yok öyle demeyelim, the number of active accounts şeklinde bir isim verelim buna. Save diyorum. Şimdi flow'umuzu save yaptık. Activate yapmadan, eğer hani bir ekranda bir home page ya da app page, record page'de bunu göstermek istiyorsanız activate yapmanız gerekiyor. Ben şu anda activate yapmıyorum. Direkt run yapıp çalışıp çalışmadığına bakacağım. Evet. The number of active accounts 0 diyor. Bir bakalım gerçekten hiç active account'umuz yok mu? Account'lara bakıyorum. Hatta şöyle yapalım. Select the display'den aktif filtini ekranda gösterelim, tabloda gösterelim. Aktife bakıyorum. Neredeyse hiç aktif yok. İsterseniz bir tanesini aktif yapalım. Yes diyelim. Şimdi flow'umuzu çalıştıralım arkadaşlar. Finish diyorum. Number gördüğünüz gibi 1 oldu. Bir daha bir tane daha yapalım arkadaşlar. Aktif diyorum. Yes diyorum. Save diyorum. Tekrar bunu finish deyince 2 oldu. Bu finish'i değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Screen'e gelelim tekrar. Header diyor. O kalsın. Footer'a gelin arkadaşlar. Hide next or finish diyor. Bu kalsın. Hide previous OK. Hide pause OK. Bu next'i biz şöyle yapalım. Refresh yapalım. Refresh yazalım. O zaman böyle daha mantıklı olur. Bunu save yapalım. Daha sonra tekrar run yapıp sonucu görmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi 2 refresh yaptığınız zaman çalışıyor artık. Refresh butonu biraz daha mantıklı geldi. Diyelim ki bunu siz home page'e koymak istiyorsunuz. Ama şunu yapmanız gerekiyor. Bunu activate yapıp evet. Daha sonra buradaki home page'i açıp arkadaşlar edit page kısmından o oluşturduğumuz flow'u home page'e koyabiliyoruz. Çünkü artık activate oldu. Activate olduğu için burada gösterebiliyoruz. Burada flows var. Flows'u bulmanız lazım önce. Flow'a geliyoruz. Okey diyelim. Şu flow'u taşıyın. Şuraya atın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğiniz bir komponenti atın. Şu anda 3-4 tane komponent var. Daha sonra flow kısmından hangi flow'u görmek istiyorsanız onu alın. Bir sürü flow var. Biz bunu istiyoruz. The number of active accounts. Daha sonra save yapıyoruz. Save yaptık. Şimdi geri gelelim. Evet. Gördüğünüz gibi the number of active accounts 2 diyor. Header'ı kaldırabilirsiniz. Çünkü zaten yazılı olarak yazmışız. Kalabilir. Refresh yapın arkadaşlar. Bu şekilde sürekli the number of active accounts'u görebilirsiniz. Bu şekilde bir flow oluşturmuş olduk. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Basit ama pratik adına, konuları hatırlamadığını, önemli assignment'lar bunlar. Hepsini yapmanızı tavsiye ediyorum.